Merhaba arkadaşlar. Long LZR'nin size kolay kurulumunu kısaca burada tarif edeceğim. Uygulamayla göstereceğim. Bu kısa bulunan sensörlerimiz yan konektörlere bağlanıyor. Yer fark etmez. Yani bir kısa buraya gelmiş, diğeri oraya gelmiş. Herhangi bir şey değiştirmez. Sadece uzun olan probun öne gelmesi gerekiyor. Diğer kısa sensörümüz buraya. Uzun algılama sensörümüz buraya. Cep bataryamız var. Cep bataryamız da buraya yerleştiriliyor. Cep bataryamızı alıyoruz. Düğmemizi açıyoruz. On-off anahtarımız var burada. Onu da aktif ediyoruz. Bunu aktifledikten sonra cihazımız birkaç saniye içinde kullanıma hazırdır. Şimdi doğru bir kalibrasyon yapıp arama işlemine geçebiliriz. Cihazın kurulumunu gerçekleştirdik. Şu anda da bir arama işlemi yapacağız sizinle birlikte. Cihazın bataryası bağlı. Daha önce gösterdiğimiz gibi. Cep bataryamız burada aktif. On-off düğmemiz ve lazer pointerımız. İstediğimizde lazer pointerımızı aktif edebiliyoruz. Göründüğü üzere. Cihazımızı açıyoruz. Nasıl bir metal alacaksak altın, gümüş, bakır, bronz onu seçiyoruz. Yani onu elimizde bulundurmamız gerekiyor. Biz altını arayacağız. Evet. Öndeki sensörümüzü, ortadaki bulunan sensörümüzü arayacağımız cismin üzerine sıkıca yerleştiriyoruz ve kesinlikle zeminin toprak olması gerekiyor. Yani arayacağımız zemini içermesi gerekiyor. Bizim bulunduğumuz zemin mesela tamamen kayalık bir zemin. Onun için bunu da bir kayanın üzerine koymamız gerekiyor. Ortadaki sensörün üzerine yerleştiriyorum. Birinci menümüz Gauss Meter genel aramadır. Biz bunu kullanmayacağız şu anda. İkinci menümüz LLR sistem, yani kalibrasyon sistemdir. OK düğmesine basıyoruz. Cihazı hareketsiz bir biçimde beklemeye alıyoruz. Buradaki rakam sabitlendiğinde OK düğmesine basılı tutuyoruz şu şekilde. Bu sesi kesintisiz 3-4 saniye duymamız gerekiyor. Duyduktan sonra hazırdır. Pozisyonumuzu bozmuyoruz. Hiçbir şekilde sağa sola ya da ileri geri hareket etmiyoruz. Cihazımız hazır. Aramak istediğimiz yöne yukarı aşağı hareketler yapıyoruz. Evet. Burada şu an ekrana yaklaşalım. Görüldüğü üzere İçerikte olan bu sinyali alıyor. Yani hedefin burada olduğunu gösteriyor. Bunun dışında herhangi bir yerde sinyal vermiyor. Bulduğu anda bu sinyali veriyor. Hedefin biz önümüzde olduğunu, bu odanın içinde olduğunu anlayabiliyoruz.